işareti ver de. Saygıdeğer arkadaşlar, ismiyle müsemma olan Edirne'deki Selimiye Camisi'nin içerisinde bulunuyoruz şu anda. Selimiye Camisi tabi hep önem olarak adledilir. Önemli olduğu, elbette zaten önemli olduğu için söylenir. Selimiye Camisi'nin önemi şundan kaynaklanıyor daha doğrusu. Osmanlı mimarisindeki şah eserlerinden, yani zirve mimarilerden bir tanesi bu yapı. İşte biraz önce bahsettiğim eski cami, Osmanlı'nın tabii ilk yıllarında, kuruluş yıllarında çok kubbeli cami. Daha sonra üç şerefeli cami, üç şerefeli camide kubbe sayısı azaltılmış, 5 tane kubbeye düşürülmüş. Ondan sonra Osmanlı'da, İstanbul'daki camilere bakacak olursanız zaten burası başkentken o camiler yapılmış. Daha sonra İstanbul başkent olmuş. İstanbul'daki camilerde de bu kubbe işi biraz daha büyütülmüş ve yarım kubbelerle desteklenmiş. Ama tabii Mimar Sinan demiş ki ben her şeyi daha güzelini, daha iyisini, daha estetiğini yapayım diye. Ki Mimar Sinan bu arada 3 padişaha da mimar başlığı yapmış. Bir tanesi Yavuz Sultan Selim, ondan sonra Kanuni Sultan Süleyman ve de onun oğlu olan II. Selim dediğimiz Sarı Selim isimli olaraktan anılan II. Selim'e de yapmış, aynı şekilde mimar başlığı yapmış. Ve İstanbul'su merkezken, tabii başkentken, II. Selim demiş ki ben Edirne'ye güzel bir cami yaptırmak istiyorum demiş. Ya bunu ben antiparantez olarak şunu da bahsedeyim. Öğretmenliğimin ben ilk yıllarında tabi Osmanlı'daki vakıf eserler, yapılan bu camilerle ilgili bir araştırma yaptığımda hani zannedilir ki ya işte hazine elinde, istediği gibi altınları alır, istediği şeyi de yaptırır. Hayır, öyle değil. O zamanki memurlara verilen maaşları ben altınla kıyasladığımda şu an söylemek bile istemiyorum ama çok astronomik olarak maaş alıyor. Ve maaşlarını nerede harcayacak? Bilgisayar mı alacak? Ondan sonra helikopter mi alacak? Ne yapıyor? Öyleyse diyor. Öbür tarafı da bildiğinden, iyi düşündüğünden dolayı ben o tarafa yatırım yapayım diye sadaka-i cariye olaraktan camiler, işte medreseler, hanlar, hamamlar yaptırıyor, çeşmeler yaptırıyor. Mimar Sinan da 3 tane padişaha bu şekilde mimar başlığı yaptığından dolayı Avrupa'ya kadar, Viyana'ya kadar gittiğinizde belki 400 tane, 500 tane eserinin olduğu söyleniyor. Mostar'a gittiğinizdeki o köprünün de mimarı yine Mimar Sinan'dır. Yani Mimar Sinan tabii ilk Yavuz Sultan Selim zamanında yaptırdığı İstanbul'daki Şehzade Camisi'nin ilk cami daha çıraklık. Bundan sonra Süleymaniye Camisi'ni de kalfalık eseri olaraktan biraz daha yapmış, iyi olarak da. Zaten buna da çok benzer orası da, aynı şekilde süslemeleri de. Ve daha sonra da kendisi 80 yaşlarının üzerine kadar yaşıyor mimarbaşı olaraktan. Ve burayı inşa ediyor. II. Selim adına yapılıyor. Ve birçokları da bu camiyle ilgili olaraktan da yanlış bilgiler, Yavuz Sultan Selim falan gibi bilgiler ama burası Kanuni'nin oğlunun adına yapılan cami. Sarı Selim. Sarı Selim adına yaptırılmış olan bir cami. Ve bu caminin yüksek olması, kubbesinin yüksek olması, geniş olmasıyla zaten ün kazanıyor. Mimariciler, yani mimari alandaki uzmanlar o konunun üzerine dikkat çekiyorlar. Ve bu camiyle ilgili de bir takım tabii şehir efsaneleri çok anlatılır ama benim bildiğim, itibar ettiğim birkaç tane şey var. Bunlardan bir tanesi tam şu arkamızda bulunan işte müezzin mahfilinin altında bir lale işareti göreceksiniz biraz sonra. Ters lale işareti göreceksiniz. Bu ters laleyi ne kadar doğrudur, aslı vardır yoktur bilemeyiz ama genelde anlatıldığı gibi buranın işte gayrimüslim birisinin bir kadına ait olduğunu, burayı vermek istemediğini, çok uzun işte uğraşıldığını ve daha sonra da alındığını, kendisinin tabi rızasının alındığını ama biraz da zorlanıldığı için de o ters laleyi ona istinaden yapıldığı ifade edilir. Daha başka olaraktan da buranın işte savaşlarda, son Osmanlı yıkılış savaşları, bu Balkan savaşlarında 1913'te bura muhasara altına alındı, Edirne, ve hakikaten buranın tarihiyle ilgili aslında bazı bilgilere sahip olmak lazım. Çok büyük eserler çıkıyorlar. Hatta şurada müze tarafı, müzede o zamandan kalma ekmekleri falan da ben gördüm. Süpürge tohumlarından ekmek yapıyorlar. Süpürge tohumları gözüküyor, belli oluyor. Onlardan ekmek yemişler. Ayrı kutlarından şu arka tarafta ırmak var. Orada bir ada var. Adanın içerisinde tabi hapsetmişler, muhasebe etmişler Müslümanları. Evet. Orada çok büyük eza çekmişler. Belki aylarca kalmışlar ve de top atışlarında buradaki kubbede bir delik meydana geldi. Ben biraz önce onu gözetliyordum aslında. Yine de görebilirim ama göremedim. Orada bir delik meydana gelmiş toptan dolayı da. Yakın zamana kadar orada bir delik vardı şuna benzer. Orayı hiç tamir etmemişler. O şekilde duruyordu. O da bir gerçek olarak yansıtıldı, anlatıldı bu zamana kadar. Orayla ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar.